Merhaba arkadaşlar. İKV Sohbetler projesinde sizlerle birlikteyiz. Konuğum Aydın Erdoğan. Aydın, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Aranızda olmak yani büyük bir mutluluk verici. Güzel bir projede bizlere de yer verdiniz. Bizlerin de sesimizi duyurdunuz. Bunun için öncelikle sizlere teşekkür ederim. Abi, biz teşekkür ederiz. O onur bize ait. Estağfurullah. Hangi sunucu ve karakterde oynuyorsunuz? Tabii klasikleşmiş sorularımız artık. Hani 5. bölümde de birlikteyiz artık arkadaşlar, yavaş yavaş öğrenecek. Hangi sunucu ve karakterdesin? Oynuyor musun hala? Ya oynuyor musun? Şöyle hani bir şöyle diyeyim, öncelikle teşkilat sunucusunda oynuyorum. The Special karakteriyle. Aynı zamanda eski Dil Oncası başkanıyım. Aktif olarak oynuyor musun dersen oynayamıyorum. Çünkü ara ara böyle 2 ayda bir, ayda bir girmek durumunda kalıyorum şu 8 ay içerisinde. Öyle bir durum söz konusu. Yani halen oynuyor musun? Aynen, halen oynuyorum yani. Hani arada bir girmek nasip oluyorsa da hani takip ediyoruz, bakıyoruz. Yani tam olarak bırakmış değiliz. Evet. Hangi sınıf mesela daha çok seviyorsun? Şifacı, savaşçı, büyücü. Yani şifacı, savaşçı, büyücü, yani bütün karakterler güzel. Ama herkeste şöyle bir huyu vardır ya. İlk başladığın karakter neyse odur. Biz de büyücüyle başladık. Büyücüyle bu 8 seneyi devam ettirdik yani. Şimdi bir arkadaş da daha önce de şöyle bir şey söylemişti. Hani ilk başladığın karakter değil de ilk oynayabildiğin, yani oynamayı becerebildiğin karakter dedi, bence en iyisi diye. Sende de var mı öyle bir şey, yoksa ben ilk büyücüye başladım o yüzden büyücü. Ben hani daha büyücüyü falan hani iyi kullanırım diyor musun? Ya şöyle söyleyeyim yani, İlk başladığım değil de hani ilk başlarken hani başka oyunlara da başlasam, ilk büyücü varsa, büyücü tarzı bir şey varsa ona başlarım. Hani şu oyun 8 sene var. Hani ben büyücüyü kaç senede? 5 senede falan öğrendim yani bütün her şeyiyle. Savaşçı 2 senemi aldı, şifacı 1 senemi aldı. Hani büyücü gerçekten hani her sınıfın ustası kendi sınıfını över de ya ben de büyücü olarak büyücüyü övüyorum. Hani büyücü bayağı biraz şey, Yani çaba güzel istiyor ya. diyorsun. Güzel diyorsun Aynen. yani. Abi büyücü öyle. Mesela şimdi teşkilatta mıyım demiştin? Aynen teşkilatta. Sunucunda böyle unutamadığın bir isim var mı? Veya hala konuştuğun böyle işte canciğer dostundur veya işte ablamdır, abimdir, kardeşimdir dediğin. Unutamadığım isim Karabağ. Şeye Karabağ yani kardeşim Salih. Hani onu hiç unutamam. Hani çok geç tanıdım onu. Ama hafızamda, gönlümde, kalbimde büyük bir yere sahip olan bir kardeşimdir yani. Evet, buradan da ona selam yollayalım. Aynen. Aynen. Oyunda mesela en çok ne yapmak isterdim? Mesela oyun içi veya oyun dışı, sallıyorum. İşte benim oyunda şöyle bir karakterim olsaydı, işte şu tılsımı üretseydim ya da ne bileyim kendini oyun yetkilisi olduğunu düşün mesela, şöyle bir yenilik yapardım diye mesela ne düşünürdün? Ne yapmak Ya isterdin? mesela oyunda şu genç yaşımızda falan hep şunu derdik ya, GM olsak şunu yapardık, bunu yapardık derdik. Şimdi onu gerçekleşemeyeceğini öğrenince insan artık şey yapıyor, yani oyun içerisinde bir çaba içerisine giriyor. Oyun içerisindeki çabayı da yaptık, hani tılsım falan dersen bütün tılsımlara sahip olduk. Hepsini de kullandım. Kullanmadığım tılsım kalmadı. Hani şunu yapmak istemişimdir hep. Şu oyuna gerçekten hani çok büyük bir klan savaşı yapmak isterdim. O hep içimde kalmıştır. İnşallah gerçekleştireceğiz onu. Bakalım inşallah. Mesela sahip olmalı, yani sahip olmak istediğin bir tılsım var mı? Sahip olmak istediğim Mesela tılsım, ya tılsımlarla aran nasıl? tılsımlarla aram iyi ya. Tılsım kombinasyonlarını çok seviyorum. Özellikle tılsımları hani değişik şekillerde kullanmayı çok çok seviyorum. Sahip olmak istediğin dersen hepsini kullandığım için öyle o sahiplik falan onu hiç düşünmedim ya. Çünkü istediğim zaman istediğimi kullanabiliyorum. İyi, o açıdan biraz şeysin yani, tılsım zenginliğine sahipsin. Yani Mesela
oyunda şöyle işte şu yönde veya şu kişide işte şu yöneticide falan adaletsizlik, haksızlık var dediğin bir yer falan var mı veya kişiler? Ya şöyle söyleyeyim. Hani torpil demeyelim de hani her yerde olduğu gibi bir şey yaparken bir yakının geldiğinde yanına illa ki ona bir tolerans sağlarsın. Şu anki yönetimde de o mevcut. Hani birçok şey var aslında. Hani örnek verilebilecek. Hani birçok kişi de bunun farkında. Abi biz buna şey görüyoruz. Hani artık bu çok sıradan geliyor bize. Çok karşılaştığımız için. Evet. Daha bir adaletli davranılsaydı o çok çok iyi olurdu. Çünkü bazı yaptırılan cezalar ya da ne bileyim bazı şeyler onlar biraz can sıkıcı. Bize böyle güzel bir oyun vermişler, sunmuşlar önümüze. Biz de bunu şey görelim yani mazur görelim, sorun değil yani. Mesela torpil falan olduğunu düşünüyor musun ki? Bana göre vardır herhalde ya. Çünkü şimdi Torpil hani olduğu. kimlerin olduğunu tanıyoruz. Mutlaka belki aile bağı olan vardır. Belki olmayan vardır. Ama bir şekilde yani tanıdık olanlar da vardır. Hani ne bileyim böyle arkadaşlarının söylediklerine göre ben tabii yorumlardan bahsedeceğim. Ki bizzat da kendim hani Lonca'da bulunan şey dostumuzun yani kasasında yaşadığımız bir şey. Çağrı'nın adresini, şifresini kimse bilmiyor. Hani herhangi bir kişiyle de Skype falan mesela kurmuyor. Yani karşıdan bağlantı yapacak hiçbir şey yok. Bilgisayarında virüs olduğunu da düşünmüyor. Çünkü ücretli şey var. Virüs koruması var. Ki buna rağmen virüs gelir mi gelmez mi bilmem de. Kasasında mesela materyaller falan kaybolmuştu. Mesela bunu yaşayan birçok arkadaşımız var ki benim loncamda bir kişi daha benim kendi kasama koymuştu ki o tılsım hani şey kaybolma olayından sonra hani bana güvenmişti vermek için. İşte daha sonradan benim kasamda adresi yani adresi şifreyi benden başkası bilmemesine rağmen benim kasamdan gitmişti. Mesela Ya o bunun virüsle mi alakası var diyeceğim de ki ben zaten sürekli hani bilgisayarla aşırı neşir olduğum için böyle bir virüsle alakalı olacağını pek düşünmüyorum ki zaten dışarıdan kimseyle asla bağlantı kurmam. Hani öyle bir seçenek de yok. Ama yöneticilerim böyle bir şey yaptığını düşünüyor musun? Mesela bazı kişiler diyor yani yöneticilerin hırsız olduğunu söylüyor. Ve sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ya biz o konu şimdi hani nedir ne değildir o konu hakkında yorum yapamam ama hani şu torpil konusuna gelecek olursak şöyle hani benim bizzat başıma gelen hani bir olay tarih ve zaman vermeyeyim. Zaten bunlar biliyordur. Yani dinlerlerse, izlerlerse bunu. Biz sunucu şampiyonasında finale girdik. Karşı rakibin bizi yenme olasılığı yok. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bize verdikleri hasar hani neredeyse 1,5 katı. Hani bunu şey ama bunu çok kez dile getirdik. Forumlarda çok yazı yazdık. Ama Peki nedense sizde de tılsım var mıydı? ya bizde bütün tılsımlar mevcuttu. Hatta şöyle söyleyeyim şu tılsım bu onu hani kolay kolay pek kimse bilmiyordu. Hani biz biliyorduk. Evet. Onu yapmamıza rağmen hani nasıl hani bizi yenmelerine şey yoktu hani kimse ummuyordu. Abi, yendiler yani çünkü şöyle bir şey vardı gerçekten işlerinde hani oynayan yönetimde görev alıp da işlerinde oynayan insanlar vardı yani bunu biliyoruz. Bununla farkındaydık hani bu haksızlığı biz bunun gibi birçok şey var. Hani sadece benim karşılaştığım gördüğüm en son olay bu. Onu gördük yani. Evet yani biraz tabii şey şöyle düşünüyorum da yani savaşçı olarak mesela birbirine hani dalmış olsan 3. kademe en son tılsım olduğu için şimdi eğer senden de yüksek vuruyorlarsa o zaman bu işte bir şeyler var. Öyle mi Ya, düşünelim? illa ki yani atıyorum ben şarap içiyorum. Bende 3. kademe tılsım var. Ben 10 bin vuruyorum. Ya hadi bunun kritiğiyle maksıyla 11 bin. Adamın bana vuracağı rakam da hani benimkiyle üstün olsun. Ben full bıçak olayım. Full bıçaktan daha bir maks bir şey yoktur yani. Daha üstün bir şey yok. Ya adamın bana vurduğu 15 bin, 16 bin falansa sen bunu düşünürsün bu nasıl oluyor.
Evet. O da tabii biraz şey kafalarda soru işareti bırakıyor ama bilmiyorum yani şimdi ben kıyamet takımıyla bile VS atanlar bilir yani şey kıyamet takımı hani şey bütün tasımları bence buklu kullanıyordur. Çünkü bug Yok, olmasa şöyle lafını balla biliyorum. Onu bir yönetici açıklama yapmıştı. Hani kimdi hatırlamıyorum tam olarak. Şöyle biri o soruyu sormuştu işte. Bunlar neden bize daha fazla vuruyor? Neden daha şey yapıyor? Ha, açıklaması şuydu. Şöyle demişti yanılmasam. Hani yönetimde olan bir adamın yani üzerindeki kıyafetlerin bir de kıyamet takımı olduğu için üstündeki kıyafetlerin biraz daha üstün olması şeydir yani normal doğal olarak karşılayın falan tarzı bir şey vardı, açıklaması vardı. evet, bunu hatta şey bir normal savaşçı vardı da şeyde yakala bul işte şey var ya yakaladıktan sonra kesiyorsun. Aynı bu. İşte o etkinlikte de mesela savaşçıyı da ben kovalıyordum. Adamın sadece ağır vuruş, boşluk falan yok. Direkt benim canımı 60'a falan düşürdü yani. O acayip kuvvetli vurdu ki ben boşluklu bir de ağır mesela vurmama rağmen 3. kademe tılsım vardı ki şey girdiğim karakter tabii ki başka tanıdığımda bug'a sokmuştu. Ofans 3, ofans 2, 3 vardı. Dikkat 3 vardı. Mesela o iki tane ofans tılsımlarına rağmen adama hem boşluklu, iki boşluk, iki de skill attım. Adamın canını 60'a bile indiremedim yani. Yok doğru ya onun zaten onun açıklamalarını yapmışlar. Ondan sonra zaten biz bir şey demiyor. Adamlar bunu kabul ettiği için biz tamam Sanırım dedik. o da yetkili bir çağrı olduğu için olması gerek. Aynen yani yetkili hani ondan dolayı şey yapmışlardı. Biz hani öyle olduğu için şey yapmadık. Daha üstelemedik. Mesela İKV tarihçesiyle falan aran nasıl? İkade tarihçesi hani oyun hikayesini açıkçası okumadım. Ama hangi sunucuda ne olmuş, kimde ne yapılmış onlar hakkında bayağı bir bilgim var. Mesela teşkilat sunucusu nasıl bize biraz anlatsana. Böyle şey mi böyle yani hırsızlık olayları nasıl mesela tılsım olayları çıktıktan sonra hırsızlık biraz çoğaldı. Tabi bunun etkeninde şey alışveriş olduğunu çoğu arkadaşımız düşünüyor. Mesela sen neler söylemek istersin? Ya teşkilat sunucusu şöyle ben birkaç sunucuya daha gittim. Yani diğer sunucuların durumlarını tam olarak bilmiyorum. Teşkilat sunucusu hani bir zirve vardır. Bir de zirveden sonra bir nirvana derler. Yani teşkilat benim için o. Çünkü teşkilat sunucusu hem VS açısından çok çok iyi oyuncular var. Bir de oyunun gidişatı ile ilgili hani bayağı bilgiye sahip olan insanlar var. Bir de oyunun açığıyla uğraşan çok çok insan var. Hatta bir ara şöyle teşkilatta diyorum, oyun genelliği olarak bir açık vardı. Alışverişi açtığında senin çantandaki bütün eşyaları alan diye bir açık vardı yani. Onu bizim teşkilattaki bir abi olmuştu. Teşkilat insanına gelirsek teşkilat insanı hani her kasa domatesin içinde bir çürük domates vardır. Bizim teşkilatta da öyle. Hani iyi insanlar yani sıcakkanlı insanlar. Hani çabuk alışabiliyorsun o ortama. Ya benim bir vazgeçilmezim diyebilirim yani. Yani bizim Eminönü ile karşılaştırırsak yani senin anlattığına göre teşkilat tabii ki iyi kalıyor. Hani daha önceden teşkilat biraz şeydi. Beyaz Köşk falan mesela kalabalıktı. Mesela Eminönü zaten oyunun en kalabalık şeydi. Sunucusuydu. İşte Hol falan özellikle çıktıktan sonra bu tılsım olaylarından sonra herkes mesela Anka'ya Meran'a falan gitmeye başladı. Çünkü oralar boş, saatler boş. Tılsımı buga sokan işte taşıdı veya loncu olarak gitti veya işte arkadaşlarıyla birlikte gitti. İşte yüklü miktarda mesela işte Zeno timini düşürdü, Jadeit'ini çekti. İşte ne bileyim adada takılan işte dört yapraklı yoncasını, Ganon'sunu çekti falan. İşte zengin olduktan sonra falan hani sunucuda kaldılar veya sunucu gezdiler. Baklar ki neresi boş orada işte yerleşik hayat gibi bir şey oldu onlara. İşte daha sonrasında Emre'nin sunucusu acayip derecede kalabalıklaştı artık. Sunucu hani şey sunucuda olanlar bilir yani benim gibi. Şey kalabalıktan artık bir ara çökme falan durumuna geldi yani. Hatta GM'lerin falan etkinliklerin her gün girdiğini biliriz yani güncelleme için. İşte sonra diğer sunuculara böyle çok göç oldu. Şimdi artık bütün sunucular şey yani kalabalık. Eminönü nasıl bir yer oldu dersen
İşte başta bütün güzel insanların bulunduğu yerde sonra güzel insanların çoğu oyunu bıraktı. Ki zaten bunların nedeni de kötü insanlar. Ya hırsızlıktan, dolandırıcılıktan, işte yalandan, küfürbazlıktan dolayı. Daha sonra hepsi diğer sunuculara gitti. Orayı soydular, nick değiştirdiler. Orayı soydular, nick değiştirdiler. Hesaptan hesaba geçti çarlar. Hani şey, ne bana atılacak bir şey kaldı, ne kanıt kaldı, ne bir şey. Kimse de hani çarım çalındı, işte tılsımım çalındı diye kimse peşine düşmedi. İşte olaylar falan oldu. İşte daha sonrasında Eminönü sunucusu artık hırsızların mekanı oldu yani. Hani şey, sen dedin ya az önce, teşkilat sunucusu işte bir kasa domates. Hani Aynen. şey, güzel. İçinde tabii bir tane falan çürük çıkıyor diye. İşte Eminönü sunucusuna tam tersi yani, şöyle bir iki tane temiz buldun mu vallahi ne ala memleket diyebiliriz. Ya ben Eminönü sunucusu gerçekten bozuldu yani bu konuda. Hani dolandırıcılığın, hırsızlığın falan şey, stajyeri gibi oldu yani. ya şimdi şöyle söyleyeyim, ben Eminönü hakkında öyle çok şey duymadım açıkçası. Hani ben kuklacıyı bilirdim. Çünkü kuklacıda ben bir kaldım yani. Geçen yaz böyle bir 2-3 hafta falan kaldım. Ya gerçekten dayanılacak gibi değil. Ne Ars tarafı ne Lodos tarafı. Hani Eminönü hakkında böyle ilk defa hani böyle bir ağızdan duyuyorum. Normalde benim önünde de oynayan arkadaşlarımız vardı. Onlar da sırf kalabalıktan geldiler diye. Bir de herhalde biraz rahatsızlık duymuşlar orada. Onun için gelmişler. Ha ben oyunun en yaramaz sunucusu kuklacı olarak biliyordum bu zamana kadar. Yani emin ol, Eminönü sunucusunda oynayan varsa, ki zaten bazı kalıcı oyuncular da diğer sunucuları mesela gezmiştir. Mutlaka görecektir yani, Eminönü sunucusu şu anda acayip derecede aktif. Ki kendim mesela senatör, savaşçı, büyücü, şifacı karakterlerini oynuyorum. Kendi adıma açılmış o kadar çok hesap var ki, sahte hesap. Hani artık arsızlığın dibine vurmuşlar. Kendi loncamdaki az karakterler yani şey, az oyuncularımız, ki toplam 10-15 civarı, 10-15 arası şey kişi var. Hepsi de Cencer mesela, dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz. Mesela bütün Lonca'nın adına bir sahte hesaplar açılıyor falan. Artık harbiden arsızlığın böyle dibine vuruyorlar. Mesaj falan atıyorlar artık. Sohbet falan etmeye başladık. Oy işte kanki ne habersin falan, böyle artık laubali laubali yazmaya falan başlıyorlar. Hani şey, ki zaten bir tanesi de şu anda mesela davalık, dava mesela edip de dava kazanan arkadaşlarımız var. Mesela ben onları buradan önce tebrik edeyim. Çünkü şey, bu işin peşini bırakmadılar. 2 sene de olsa sonuç alan var. Ki bir tanesi var mesela 8 ay. Onlar mesela şey, hatta Emin sunucusundan da var bir kişi. Şimdi isimlerini vermeyeyim de. Yani sonuçta tılsımın veya çarın çalındıysa peşine düşmen lazım. İKV'de işte ne bileyim yani, mesaj falan atarsınız. Hani ben yani paylaşırım bunu, veya siz kendiniz İKV Eminönü gruplarında mesela paylaşırsınız. Orada zaten her zaman çok kişi görüyor. Ya da zaten hani şey, Skype'ye de işte koymuş olsan profil resmine veya ne bileyim Facebook'unda paylaşsan, zaten İKV oyuncuları hep birbiriyle ilişkili olduğu için bulunuyor yani. Oradan da mesela görürler, mesela o cezalar sayesinde de mesela hani bir kişinin başı yanar ama ötekiler de ibret alır ki bir tane hani böyle bir şey yapmasın. Şimdi genelde bu hırsızlık olayları kaç yaş arası oluyor? 15 ile 20, 22 yaş arası falan oluyor, ki 20 ile 30 arasında da yine var da, hani bu 15-22 arası genelde çok oluyor. Hani tam böyle şey yani, eğitim zamanı. İnsanlara hani doğru eğitirsek, yani doğruyu öğretirsek en azından şey olur. Hani bu işler sanalda başlar. Adam sanalda arsızlaşır. İşte der ben klavyenin arkasındayım, hiçbir şey olmaz, İstediğimi yazarım. Ama ondan sonra bu iş reale taşınır. Ondan sonra reale yapmaya başlar. Bir gün sonra artık hani şey yakalanır yani. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar var ya, işte o olur. Ondan Ya sonra ben başı, yani bu işler içinde işte birinin başı yanacak. Onu da işte söyleyeceksin, yayınlayacaksın. Rezil olsun ki diğer İKV oyuncularına da ibret olsun. Vallahi şu anda da sizde var mı dersen, bizde de var, ki 9. ay falan olacak sanırım. Hala uğraşıyoruz. Şu anda işte log kayıtlarını incelemesi için hemen kendim Manisa diyeyim. Manisa Bilişim Suçları ilgileniyor bu işte. Yani inşallah kısa zaman sonra sonuçlanır. Şu anda 10 sene uğraşan neseler, 10 senede uğraşırım. Sonuç olarak ben bir şey kaybetmem. Gene işime gücüme bakarım.
Yani benim aradığım sadece emeğin yani karşılığını bulmak. Hani o işe bir emek vererek sen uğraşmışsın. Mesela çar dizmek, tılsım üretmek veya her neyse yani biriktirdiğin bir şeyler varsa. Şimdi emek verdiğin bir şeyi de bir anda bırakamazsın. Hani sen ona emek vermişsin. Geceni gündüzünü uykunu vermişsin. Hani okula giden varsa okulu açmıştır. İşe giden varsa belki işe gitmemiştir. Staja giden varsa gitmemiştir. Ya da ne bileyim işi gücü olan varsa bırakmıştır falan mesela. Çok yani fedakarlıklar yapan var ama bu kadar fedakarlığın sonu çalındıktan sonra direkt bırakıp umursamamak değil yani. Bir gün üzülüp ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi devam etmek değil. Yani bunu sürekli peşine mesela gitmeni isterse 10 sene olsun yani dediğim gibi. Ama sonucu vardırmak orada önemli olan. Ya Ama ben benim görüşüm de yani şikayet eden varsa sonuçlandıktan sonra asla şikayetini geri çekmesin. Herkes şey yapsın yani. Karşıdaki cezasını çeksin. senin dediğine katılıyorum. Hani olması gereken bu. Şöyle bir laf vardır. Hani suçun büyük küçüğü olmaz. Suç suçtur. Hani bir iksirin değeri hani belki gözümüze hiçtir ama ben o iksiri ne emeklerle sarf ettiğimi kimse bilmez. Hani sen gelirsen o iksiri alırsın benden. Hani o benim kim bilir ne kadar büyük bir çaba sarf etmişimdir onun için. Hani gerçekten şu an mesela güzel bir konuya değindin. Şöyle söyleyeyim. Aslında bu suçların böyle yaygınlaşmasının İKB yönetiminin pasifliğidir. Çünkü hani bütün kayıtlar sende var. Hani senin bu 8 yıllık süreçteki bütün oyuncuların hani nereye gittiği, ne yaptığı, kimle ne konuştuğu, ne alışveriş yaptığı senin server bilgisayarlarında kayıtlı. Buna bakıp hani gerçeğin ne olduğunu bulabilirsin. Aklı haksız ayırt edebilirsin. Sen burada pasif davranırsan işte oyun gerçekten hani çekilmez bir hale gider. Hani o durum gerçekten çok üzüyor bizleri. Çünkü ben şuna bile şahit oldum. Hırsızlık yapan bir şahıs gelip bizden tekrar bir şeyler artık dilenecek hale geldi. Sen buna ağır cezalar vermezsen, sen bunun önüne geçmezsen bu hale gelir. Bir de oyun yönetimi şunu diyor. Sebep ne olursa olsun alışveriş esnasında tike basıldıktan sonra biz hiçbir şeye karışamıyoruz. İşte sen bu zihniyetle gidersen hırsızlıkların önüne geçemezsin zaten hiçbir şekilde. Ya sanırım hani daha önce tabii önceki bölümlerde kardeşim bahsettim veya ben bahsettim bilmiyorum da hani bir daha önce bu tılsımlar ilk çıktığı zamanda bir olay vardı ki onu zaten dinleyen veya bilen vardır mutlaka. İşte bir kadın tılsım falan üretmiş sanırım. Birisine satmış. İşte o sattığı kişi de mesela parasını yollamış. Ondan sonra İşte bu satan kişi de şey demiş. İşte benim tılsımımı şu çaldı diye. Sonra tılsım buna geri veriyorlar. Sonra bu adam da şikayet ediyor. Elinde tabii ki yatırmış yani parayı. Makbuz var. İşte mahkemelik oluyor. Ondan sonra diyor ki işte ben işte tılsım mesela aldım, parasını verdim. İşte böyle böyle olay oldu. Bakın işte karşı taraf şikayet etmiş. Demiş ki benim tılsım çalındı diye. Kadın herhalde bu büyük bir kadın. Yani öyle duyduk. Tam olarak ben bilmiyorum da kardeşimin bu olayda şey bilgisi var. Daha önce çünkü duymuştu. İşte daha sonra işte mahkemelik falan oluyorlar. Tılsımı mesela geri alıyor işte. Her neyse yani sonuç olarak bilmiyorum kim ne ceza aldı da. Yani şey işte bu olaydan sonra İKV yönetimi karar alıyor. Diyor ki biz diyor tılsım olaylarına karışmıyoruz diyor. İşte o gün bugündür bu işler böyle. Ki kaç tane tılsım çalındı dersen valla Eminönü'nde oynayan o kadar çok çar var ki herkes mesela full çarlarda bir şeyler arar ama aslında full çarlarda hiçbir şey yok. Alayı bir levellik çarlarda. Aynen. Hani o hırsızlık konusuna dersem bir şey diyeceğim. Belki şaşıracaksın. Genel olarak demeyeceğim de benim sadece bu zamana kadar 8 tane M1'im çalındı. Öyle söyleyeyim. Hani geri Oo. alabildik mi dersin alamadık. Hepsi gitti yani. Yani şöyle şu tılsım konusunda gerçekten büyük bir şeylik var yani acımasızlık var. Karakterler konusunda şimdi birçok kullanıcımız bunun farkında değil. Telefondan telefona aktarım yapıldığında sen karakteri geri çekemiyorsun. Ama MSN'den başka bir yere aktarım yapıldığında onu geri çekebiliyorsun. İşte bunu
kullanabilen şeyler var. İşte şahıslar var. Evet. İşte bunu yapınca da yani ortalık iyice bayağı bir karışıyor. Bilmiyorum aslında şu hesaplar arası transfer iyi mi oldu, kötü mü oldu ya da sunucular arası o biraz tartışılır. Yani çıkarcıların işine yaradı diyebiliriz yani. Ya aslında şey olması lazım. Bir çarın bir kereliğine başka bir sunucuya gitmesi gerekiyor. Gittikten sonra da bir tek dönüşü olmalı. O da gene geri gittiği sunucuya. Çünkü şey Yani olmaz yani. Aynı anda iki tane sunucuda pişmanlık yaşamazsın. Hani dersin ki ya ben burayı sevmedim hadi şuraya gideyim. Ama ikinci tarafa gittiğinde de aynı pişmanlığı yaşamazsın yani. Çünkü aynı ortam değil. Aynı kişiler değil. Farklı ortam. Sen mutlaka kendine ya başka bir ortam yaparsın. Başka şeyler olur. Hani sallıyorum şimdi Eminönü'ndesin. İşte sallıyorum teşkilata gideceksin. Bir dahaki aktarım yaptığında bir hakkın kalmalı. O da tekrardan Eminönü'ne dönmek. Ya orada kalacaksın ya orada. Ama böyle olunca hırsızlık yapanlar için mesela bu artık iyi oldu. Mesleğinle artık hırsızlık meslek yani artık şu devirde. Yo işte hırsızız Allah'a şükür gibisinden yani. Valla ya şükür. Düşünsene ya adam hırsız mesela. Başka sunucudan geliyor. Bir hırsızla anlaştı mesela işte bir şey sallıyorum. İşte gözüne birini kestirdiler. Arkadaş olacaklar. Tılsım çalacaklar. İşte tılsımı çalıyorlar. İşte ondan sonra akşamleyin oturuyorlar şey muhabbeti. Skype'ye falan belki geliyorlardır birbirine. İşte düşünsene muhabbet oluyor. İşte ne yaptın? İyi sen ne yaptın? Ben de iyi. İşte nasıl gitti işler? Şükür Allah bugün de çaldık. Yani bugün de çaldık valla. İyi ya bugün de haram yiyeceğiz valla. Boğazından da bugüne kadar bir tane helal lokma geçmemiş gibi. Bak düşünsene muhabbetleri. Yani gülüyoruz ama ağlanacak halimize. aynen ya. Durum mu? Ben sana şöyle bir şey anlatayım. Hani hırsızlığın kralını ben harbiden teşkilatta gördüm. Abi şöyle bir şey. Şimdi kendi loncamızız. İşte arada bölge atıyoruz. Ya bir tane oyuncu gelmiş farklı sunucudan. O da bizden geliyor. İşte gel zaman, gel zaman hani biz biraz böyle bir samimiyet oldu aramızda. Konuştuk, ettik falan filan. Loncamızı aldık. Aradan bir zaman daha geçti. Biri daha geldi. Aynen onun gibi böyle şey yapıyoruz. Konuşuyoruz, ediyoruz. Ya bunlar birbirleriyle böyle bir dikleşmeye başladılar, tamam mı? Ya Skype'e giriyoruz, zor zapt ediyoruz. Birini susturuyoruz, öteki. Hani bir bölgeye gidiyoruz. Önceden mesela Gaffar'a gitmek 2 saatti. Ya biz o bölgeyi bitiriyoruz abi. Bunlar hala birbirlerini yiyor. Neyse biz bir tanesiyle şey yaptık. Hani böyle bayağı o bize artık yakın olmaya başladı. İşte ne yaptık? Bizim şöyle bir şeyimiz vardı hani loncada mesela toplanan ağır şeyler mesela fazla şey. Atıyorum mesela bende M1 fazla mı vardı? Onda mesela para mı fazla vardı? Tek bir hesapta topluyorduk ki hani zeval olmasın diye. İşte bunun şifresini falan verdik buna. Hani sen aç, sen de kalsın falan. Meğersem neymiş? Bu iki eleman arkadaşmış. Aynı mahallede oturuyor. Aynı şeyde oturuyor. Yani kapı Hadi bakalım. komşu. Hani adamların bize yaptığı senaryoyu bir görsen var ya aklımız hayalimiz şaşar. Böyle hani nutkumuz tutuldu ya, hepimiz durduk böyle. Ya ne Kendimize konuşuyorsun güldük. zaten? Hani dost gibi görünen düşmanlarından nasıl korkacaksın? Ya Bu aynen öyle işler ya. belli olmuyor yani. Hemen arkanı mesela güvenip de dönüyorsun ama tak sırtına yiyorsun bıçağı. Ya ben onu çok yaşadım ya. Hani Keşke hani ben arkadaşım. böyle şeyleri oyunda yaşasaydım ya keşke. Benim real hayatta biraz daha böyle şey dost gibi görünen düşmanlar daha çok da. Ya o her yerde var ya. Dünyanın neresine, dünyayı bırak yani evrenin, kainatın, koca devranın neresine gidersen git vardır yani. O durum biraz kötü ya. Ya insanlar ben anlamıyorum ki neden hırsızlık için çalışıyorlar yani emeği ne demek olduğunu bilmiyorlar. Ki zaten bu insanlar yani yedikleri beddua ile hayatta öyle kolay kolay pek doğrulamazlar. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Sen kolay mı seversin, zoru mu seversin? Vallahi ben hayatta hep zorluklarla uğraştığım için ben zoru daha çok severim ya. Çünkü Ya zor yapan basit hali yapar. aynen. Ben şöyle yorumlayayım o zaman. Hani kolayı herkes çok sevdiği için yani kolayı seçerler. E bunlar da hani şöyle bir şey var. Kolay kazanç diye bir şey vardır. Kolay kazancı yani bunlar kolay kazancı istiyor ama bunun farkına varmıyorlar ki o haram yani.
Hani kolay olduğu için bu yolu seçiyorlar. Ya onların zaten pek dini kitabı yok zaten de. Yani bu olay şeye benziyor. Hani genelde oturursun ya böyle televizyon başına. Kumanda tam böyle şeydedir, masadadır. Hani şey veya yerde halıda olduğunu düşün mesela halının ortasında. Mesela böyle doğrulup da mesela almasın da böyle kendi yatay pozisyonda kendini kaydırıp böyle kolunu uzatıp almayı denersin. Ama o kadar çok şey emek sarf edersin ki. Hani basit dediğimiz olay böyle yani buna benzettim. Aynen, haklısın ya. O biraz şey yaptı ya. Hani çok sıkıyor bu durumla. Yani inşallah düzelir diyemeyeceğim çünkü hiçbir yerde düzelmediği için burada da düzelmez, ama hani en azından bir azalsa ya da bunun önüne geçilse o bizi sevindirecek de işte. Bakalım, biz de onu bekliyoruz. Ya şu yayına inşallah GM'ler falan katılırız. Sanırım mesaj vardı. Şey, iş yerinde hemen bir kontrol edeyim dedim de. Sanırım bir mesaj vardı. İşte biz de katılırız işte memnun oluruz işte gibisinden. Daha sonra sanırım diğer yöneticiler tarafından olması lazım. Belki kaldırıldı yorum. Çünkü yorumu gören arkadaşlar vardı bana mesaj atmış da. Ya onların mesaj yazıp yazmaması pek önemli değil yani. Ama katılmak isterlerse zaten bütün yani senin veya diğer arkadaşları verdiğim gibi veya bizi dinleyenler de hani şey gerekli bilgileri zaten yani hem YouTube'dan hem Facebook'tan nerelere mesaj yollayacaklarını biliyorlar. Onlar da aynı şeyi yapacaklar yani başka bir şey yok. Ya aslında ben yayın sırasında söylemem belki biraz şey olabilir de, tuhaf olabilir de, senden bir ricam olursa yani bir ricada bulunabilir miyim senden? Tabii. Bir yönetimden biriyle konuştuğumda şu soruyu sorabilir misin? Hani aldığınız görevin yani aldığınız görevi yani tam olarak yerine getirebiliyorlar mı? Hani o konuda vicdanları rahat mı? Şu soruyu onlara bir sorabilir misin yani? Onu ileriki yayınlarda inşallah katılan olursa mutlaka soracağım. Çünkü Yani sorulması gerçekten gereken hani hani şey yayında mesela sizlerle konuşurken yani sizlere sorulması gereken sorulardan ziyade herkes şeyi bekliyor. Bir yönetici artık katılsa da hani şey yapsak şu soruları sorsak diye. Hani çok fazla soru var. Gerçi adamlar biraz hazırlıklı gelmesi lazım. Yani dersine büyük ihtimal çalışarak gelmiş olurlar. Çünkü genelde şey yani yönetici olan kişiler her zaman akıllı insanlardır. Ama ya. akıl akıldan da üstündür. Onu da unutmamak lazım. Yani biz Ya. oyuncuysak hani onlar da yönetici ise hani onların yönetici olmasını sağlayan şey yani biz oyuncularız. Oyuncular olmasa onlar hiç yani. Ya illaki öyle Ya yani, bir yani. fabrikada sallıyorum. Bir fabrikada sallıyorum. İşte sallıyorum 1.000 tane işçin var. O işçiler sayesinde sen mesela müdürlük yapıyorsun mesela. Veya ne bileyim işte sorumlusun ama onlar olmadığı zaman fabrikanla tek başına kalırsın. Oyuncular bir gitti mi İK ile tek başına kalırsın. Sana ne bir kuruş para veren olur ne de hani kalbine gönlüne hitaben ne kimse bir şey söyler yani. Sen sadece buyum dersin. Ama Ya. hiçbir şey olmaz yani. Hani bu boşta duran bir insanı düşün yani. İşte adam der ki ben işte doktorum ben mühendisim. İstediğini söyle. Ne kanıtın kalır ne hani şey gönlüne göre kalbine göre ne birisi bir şey söyler. Ne de başka bir şey olursun yani. Ya aynen öyle, illa ki öyle zaten de. Hani oyuna getirilen şeylerle ilgili ya da oyundaki şeylerle ilgili öyle hani nedir ne değildir o konu hakkında bir şey diyemem. Hani bunu yönetimdekiler neden ona da bir şey diyemem, ama benim en çok merak ettiğim şey hani bu görevi yaparken hani vicdanları gerçekten rahat olabiliyor mu? Bu kadar oyuncu mağdurken oyuncular hani şu an herkes şu beklenti içerisinde, hani yeni bir bölge gelecek mi? Buna dair en ufak bir şey yok. Hani senin bunu yaparken hani vicdanın rahat mı? Ben onu gerçekten çok merak ediyorum. Yani biz her zaman hem Lonca olarak hem ben kişisel olarak her zaman haksızın yanındayız. Olay neyse nedir? Yani tanıdık olması olmaması hiç önemli değil. Yani kim haklıysa biz onun tarafındayız. Hani şey haksız olan hani şey neden haksız? Önce bir bunu belirleriz. Ondan sonra gereken neyse onu yaparız. Yani herkesin de bunu yapması lazım. Yönetimden de biz bunu bekliyoruz. Bütün oyuncular bunu bekliyor. Ya aynen, hani biz şu an mesela yönetimde şu algılanıyor. Hani sanki oyuncular bunlara düşmanmış, oyuncular şeymiş gibi.
Tam Ya kendi tersine. kendine, aynen dediğin gibi yani kendi kendine, oyuncuları kendine düşman ediyorlar. Ya hani tam tersi, aksine hani bütün oyunları bir dolaşalım. Hani kendi oyununa bu kadar sahip çıkan bir kitleyi göstersinler, tamam diyeceğiz, susacağız yani. Hani bizim oyunumuzdaki ortam, sohbet, muhabbet ya da her neyse hiçbir oyunda yok. Ama hani yönetimin gerçekten hani bu durumda böyle biraz pasif kalması oyuncuların canı sıkılıyor. Önceden şu vardı ya, gerçekten hani bir yönetimden birini gördüğümüzde, oyunda ya da yazısını gördüğünde heyecanla okur ya da yani heyecanla bakardık ona. Şu an o yok yani. Mesela bir yönetimden biri geldiğinde kaçmaya çalışıyoruz. Ya Hani mesela şimdiki GM'ler hakkında mesela ne düşünüyorsun? Eskisiyle yenisi arasında nasıl farklar var? ya şöyle söyleyeyim, hani gelen gideni aratır diye bir laf vardır ya. Öyle öyle başlayayım. Yani şu anki hani var. Böyle kral gibi harbi harbi adamlar da var. Görevini layığıyla yerine getiriyor yani, hemen hemen öyle yapmaya çalışıyorlar. Yani eski yönetimdekiler çok çok farklıydı. Hani birkaç kişiyle de, yani eski yönetimdeki kişilerle de böyle bir irtibatımız vardı. Oyun gidişatı ile ilgili çok güzel bilgiler veriyordu. Hani oyunun gelecekteki durumu çok çok parlaktı. Çok güzeldi yani. Çok güzel böyle bir oynanır hale geliyordu. Yani şu an onu göremiyoruz. Öyle yani. Yani GM'ler hani biraz alakasız gibi şimdi bu yeni GM'ler de. Hani şimdi şey düşünmesinler yani. Hani illa bütün herkes kötü görüyor. İşte yok işte Hakan da kötü görüyor gibi şey gözükmesin yani, ama harbiden yani durum öyle gözüküyor. Adamlar mesela yazıyor falan. Şimdi gene isim vereyim mi? Neyse gene vereyim yani, önemli değil de. Şimdi Tatu isminde bir Sebattin abimiz vardı. 45 yaşında falan. Yani 45 mi artık, 50'ye doğru falan. İşte yaşlı kurt. O işte şeydi. Oyunda haksız bir durum vardı. Baktı ki GM sesini duyuramıyor. Sanırım bir ban sebebiydi. Bana sebebi mi belli değildi acaba? Öyle bir şeyler olması lazım. Hani mesaj attığımızda işte sebepsiz ban olmaz gibi bir şey, hani şarkı sözü gibi bir cevap yolladılar bize. Hani Hadi hatasız kullanmazlar var ya, işte be. sebepsiz ban olmaz gibisinden bir cevap vardı. Ya Aynı o... öyleydi. Ondan sonra işte çağırıyoruz falan, hani işte görüşelim falan, yani daha doğrusu çağırıyor. Yani yaz o şey biraz interneti fazla bilmediği için aracı olarak biz şey yapıyoruz, yardım ediyoruz. Hani şey bu mesajı yanıtlamayın diyor da biz de yanıtlamamak için hani tekrar tekrar başka hesaplardan mesaj yolluyoruz. Aynı hesaptan yollamak yerine. İşte baktık ki kimsenin geleceği yok. Hani oyunda bu kadar haksızlık oluyor, hırsızlık oluyor. Sesimizi duyurmak için hani Sebattin abinin önderliğinde, işte bizim önderliğimizde klandan başladık toplamaya. Ondan sonra klanda gelenlerde, yani gelenler kadar yani gelmeyenler vardı. İşte o gelmeyenler de o kadar ilgisizdi ki hani nasıl şaşırmayasın? Demek ki ya hırsızsın ya da hırsızı destekliyorsun. Biz Topkapı'da toplanma nedenimiz ne? Oradaki yoğunluğu görsünler, adamlar gelsinler. Hani geldiler mi? Geldiler. Ama nasıl geldiler? İşte kalabalık oldu falan. İşte tabii herkes orada şey yazıyor. İlk defa böyle birlik dayanışmayı, hani biz daha önce birkaç daha da böyle toplanma yaptık bu işler için de. Hepsi sonuçsuz kaldı ki bu da sonuçsuz kaldı. İşte Topkapı'da toplandık falan. İşte Sebattin abimizin çağrına 3 gün falan ban attılar. Neden ban attıklarını bilmiyorum. Daha sonra işte benim karakterime geçti. Ondan sonra bunu etkinlik odasına çektiler. 3 tane sanırım etkinlik mi yememişti, her neyse. Şey sürekli konuştular. Hepsi bir ağızdan yazdı. Sebattin abinin yazdığı sadece 2-3 cümlelik bir şey vardı. Adamlar bir tanesine bile cevap vermeden oyundan düşürdü. Ondan sonra susu bastı, sonra çıktı gittiler. Hiçbir şey demediler. Sonra işte aradı bizi. İşte abi ne oldu? Biz de tabii o anda heyecanla bekliyoruz. Herkes bizden bir şeyler bekliyor yani. Hani benden falan cevap bekleyen çok kişi var. Bir Topkapı dolusu insan vardı ya. Ondan sonra herkes cevap bekliyor falan, işte aradım. Dedim abi ne oldu, işte sonuç nedir? Ondan sonra bir başladı, dedi bu namussuzlar dedi beni attı dedi, sus verdi. Ondan sonra konuşmanın da fotoğrafını çekmiş büyütüp. O kadar hepsi yazmış, böyle bir sayfa dolusu yazmış, böyle ekrana hani en büyük yapıyorsun yazışmayı. Bir sayfa dolusu yazı var. Sebattin abinin söylediği bir soru var, bir de bir kelime var hani bunlara cevap verin diye, işte niye ilgilenmiyorsunuz hırsızlık, işte dolandırıcılık falan bir sürü şey.
Ondan sonra susturup hani şey yani oyundan düşürüp susturdular yani bu oldu. Hani biz Ne? valla emin ol oyuncu olarak hani sesimizi çok kez duyurmaya çalıştık. Gelen arkadaşlar da çok sağ olsun. Yani demek ki hani bu işte bizim gibi düşünen çok kişi varmış onu gördük. Gelmeyenlere de valla artık diyecek laf bulamıyorum. Çünkü şey hırsızlık falan artık doğal karşılamaya başladılar. Ki günümüzün şeyi gibi kıyamet alametleri nasıl artık normal karşılanmaya başlandıysa bu insanların da böyle şeyleri hani normal karşılaması gerçekten böyle çok üzdü yani bizi. Ama sonuç olarak da kimin ne olduğunu görmüş olduk yani. Ya ben şöyle bir şey, yine kendi üzerimden bir örnek vereceğim. Bundan yaklaşık 2 sene önce yüklü bir miktarda oyundan akçe almıştım ben. Bu ödemeyi yaptım, akçeler gelmedi bana. Ya ben şöyle söyleyeyim, hani neredeyse 2 ay boyunca ben bunun peşinde dolaştım ya. Hani aşırı derece gece gündüz hani operatörümü arıyorum, o şeyi arıyorum, desteği arıyorum, desteğe cevap, şey mesaj atıyorum. Sürekli böyle bir iletişim içerisindeyim. Cevaplanmadı. Ya en sonunda böyle hani tak etti bana. Bir mesaj attım ya. Hani açık açık söyledim. Hani bu sonuçlanmasa hani ben bu işi mahkemede sonuçlandıracağım dedim. Aradan 10 dakika geçmedi. Baktım benim telefondan aradılar yani. Şeyine, e-postana mesaj attık kodları diye. Hani bilgin olsun. Ben şaşırdım yani, ya utandım gerçekten. Hani sen bu duruma niye getiriyorsun? Yani niye kırıyorsun ki bir oyuncunu? Buna ne hani gerek yok. Bir de yani şöyle bir şeye de denk geldik. Hani o olay düzeltildi mi, düzeltilmedi mi bilmiyorum. Bir abimizin başına gelen bir olay. Belki yanlıştır, belki yanlış da değildir. Kredi kartıyla alışveriş yapıyor. Yani olması gerekenden daha fazla çekiyorlar ondan. Daha fazla alıyorlar. Yani kendi satış yaptıkları site üzerinden daha fazla çekiyorlar yani. Ha bu da onu sormadım yani, soramadım, fırsat olmadı. Hani bu tür şeylere de denk geliyoruz. Yani bakalım ne olacak, nasıl sonuçlanacak, hani bu yapılan haksızlıklar inşallah hani gerçekten bir hani o soruyu sordum yani, boşuna sormadım. Gerçekten yaptıkları görevde hani vicdanları rahat mı? Yani evet sevgili dinleyenlere de buradan hani sordukları tüm soruları veya sayfaya mesaj attıkları, yorum attıkları tüm her şeyi hani cevaplandırmaya çalışıyoruz. Bir yandan da şöyle düşündüm de hani ne bileyim yani GM'lerde o kadar da şey yok yani. Artık aşırı bilgi yoksa yeni yeniyle eski yani karşılaştırırsan her zaman şey yani ilk şeyleri düşün. Bu örneğini daha önce de verdim ama yine vereyim. Hani eski Türk filmlerini düşün. Hani onlar bizim ilklerimiz olduğu için. Şimdi isterse yani dünya kadar parayla yapılmış bir film olsun, kalitesi olsun ama yani ilk olanın yerini alamaz. Mesela Hababam Sınıfı'nı düşün. Şimdi yeni yapılmış bir Türk filmiyle hayatta şey yapamazsın, karşılaştıramazsın. Ölümsüz yani 1000 kere izle, hala senin için hiç izlenmemiş gibi, hala ilk günkü kadar güzel. Aynen öyle ya. Abi bizim oyunda önceden şu vardı ya. Hani biz gerçekten rahattık, güvendeydik, huzurdaydık. Önceden oyunda yöneticiler vardı ya. Hani adam yönetici karakteriyle giriyordu. Yöneticiler vardı yani oyunda. Hem karakterini kasıyor ya. Abi düşün, ben yetkiliyim oyunda, istediğimi yapabilirim. Ama oyuna girip karakter kasıyorum. Şeyimde de, ismimin yanında da yönetici tağı var. Oyuncu bunu ne görüyor? Aa, oyunda yönetici var. Başım sıkışsa hemen hani yardıma gelecek, yardıma koşacak bir şey var yani, bir insan var. Bir de önceki yöneticiler şöyleydi. Ya ben şunu görüyorum. Bir yönetici abimiz vardı. VS attık adamla. Adamı kestim. Klandan şunu yazmış ya. Hani o zaman Sivri Ada vardı. Sivri Ada'da ortakların orada adam var mı? Adamı çağırtıp beni kesmiş. Hani düşün ne kadar samimi bir ortam. Yani adam yönetici olduğunu unutuyor orada. Oyuncuyla birebir şeye geçiyor hani, diyaloğa geçiyor. Sen orada hani sen beni kestin, ben seni banlarım yaparsan abi, ben kusura bakma, ben o oyunu oynamam. Yani şimdi şey gibi oldu. Bu yeni gelenler sanki şimdi biraz değişik örnek olacak ama yani hükümet gibi oldu şimdi. Doğru haklı konuşanı susturuyorlar ya. Aynen öyle oldu ya. Aynı öyle bir şey oldu yani. Hemen şey doğru konuştu. Susturun. Hemen işte haklıyı konuştu. Hemen bunu atın. Sus verin. İşte ne bileyim.
Sen kanatın olmasına rağmen mesela açılmayan bam falan. Böyle Ya haksız, valla haksız bence birçok durum vardır da bakalım artık sırada, yani dinleyenlerimizden artık katılan olursa daha fazla, veya sırada artık katılacak tabii daha birçok arkadaşımız var da artık önümüzdeki bölümlerde bakalım daha ne haksızlıklar olmuş. Bizim emin ol, yani herkes emin olsun ki daha bilmediğimiz birçok şey vardır. Yani hepsini sırayla öğreneceğiz yani bu işler. ben Damlaya damlaya göl olacak. yönetimle ilgili son bombayı patlatayım mı sana? Bak şöyle bir şey geldi başıma. Bunu kimse bilmiyor yani. Çok az insan biliyor. Topkapı'da şu an bir açık var. Yani şu an var O mı yok mu açıkçası onu bilmiyorum yani. valla dinleyenler için önemli. Bence dinleyenler şurada sesi biraz açsın. Dikkatle Bayağıdır. dinlesin seni. Çünkü Yani önemli bir şey olabilir yani. Açık dediğine göre. açık açık gerçek. Bunu yönetim de farkında. Hani şu an var mı yok mu onu bilmiyorum. Ben şöyle Zaten yaptım. seni dinleyenler hemen oyuna geçip bence kontrol edecektir ve en yakın zamanda oyuna girdiğinde mutlaka bunu kontrol edecektir. Ya doğrudur doğru. Hani şöyle söyleyeyim ben bir karakterle girdim. Kendi karakterimle girmedim öyle söyleyeyim. Başka bir karakterle Topkapı'ya gittim. Şimdi açığa bakıyorum tamam mı? İnceliyorum. O sırada yani aklımda ne kadar yönetimde biri varsa oraya geldim. Hani yöneticiler, devler falan hepsi oraya geldi. Ya ben böyle bir şok oldum tamam mı? Şunu yazdım ya en son hani konuşmamızda falan. Hani bu açığı kapatacak mısınız? Bir tanesinin cevabı şu. Müsait bir zamanda kapatırız. Yani Bir ara hatırlat, bir ara hatırlat canım, bunu kapatalım. ben Şey gibi dedim olur. ya zahmet etme. Babalarımız diyor ya, böyle bakarız oğlum, bakarız oğlum. Aynı onun Aynen. Hani dedim zahmet etmeyin ya ben kapatırım yani yerinizde falan yaptım. Ondan sonra bir daha o karakterle giremedim zaten. Peki oyunun açığı nerede, nasıl oldu? Onu da dinleyicilerimizle paylaşır mısın? Gerçekten öyle önemli bir şey yani, açıklar falan varsa veya oyun yerinde işte oyun hakkında işte ne bileyim bölgelerde, karakterlerde, tılsımlarda, eşyalarda bilinmeyen bir açık varsa yani herkes burada söylesin ki bütün oyuncular bilsin. Sonuçta birkaç kişi bilirse haksızlık olur yani, herkes bilsin, herkes yani eşit şartlarda oynasın, eşit şartlarda savaşsın. Ya doğru. Şimdi şöyle bir şey var. Hani oyunda şu an birçok yerde açık var. Hani bunu farkında yani o yönetim bunun farkında zaten. Yani Topkapı'daki şöyle bir şuna efendim. açıkları da fazla da söylemeyelim de, şimdi yönetim yani şey İKB telif hakkından dolayı videomuza şey dokunmasın. Yok yok zaten hani söyleme gibi bir şeyim yok, niyetim yok. Ben şöyle söyleyeyim. Hani açığı söylemek yerine de hani şöyle bir açık vardı. Şöyle bir özetleyeyim. Hani oyun Topkapı'daki bazı şeylerle ilgili bir oynamaya yapabiliyordun. O şey senin çok yararına oluyordu. Hani bilen biliyor Onu zaten birkaç kişi biliyor da aslında açıklasak olur ya. ya açıklasak olur o biraz sıkıntı çünkü biz şöyle çok eski bir yönetimden bir abiye bir söz verdik. Onu kullanmayacağız kimseye söylemeyeceğiz. Hani bahsederiz o ayrı bir mesele de. Gerçekten hani çalışıyorlar çalışmıyorlar değil. Hani onu yapmaya çalışıyorlar mı çalışıp kapattılar mı kapatmadılar mı onu bilmiyorum. Hani er meydanında da var şu an bir açık. Onu öyle de söyleyeyim. Hani hepsini burada ifşa edelim benle sen Hakan ne yapalım. Yani Er Meydan'daki açıktan bir tanesini ben bahsedeyim mesela. Arkadaşlar şöyle bir şey yapsın. Sevgili dinleyenler de yine bir hoparlörün sesini bir kademe daha arttırsın burada. Şimdi Meteor'da veya Eminönü'nde yer altında artık nerede olursanız olun. Şimdi KP'si, yani KP'niz 500'den fazlası hani Emlere gidebiliyorsunuz. Yani 49 level bir karakteriniz olduğunuzu düşünün. Ortalama 1500 KP'niz var. Sürekli karakterinizi mesela önüne ileri ileri tıklıyorsunuz mesela. Hani o yuvarlak şeritler böyle düz olacak şekilde, yani ileri ileri tıklıyorsunuz veya artık geri geri nereye tıklamak isterseniz. Bunu hızlı bir şekilde yazıyorsunuz. Tabi yazmadan önce sallıyorum işte slash savaş 3 yazdın mesela. İşte onu hazırladın. Hızlı hızlı tıklıyorsun. Çarım bu kez başlıyor böyle. Hani milim milim koşmaya böyle çok hızlı bir şekilde. Ondan sonra enter enter yapıyorsun. İşte savaş 3'e mesela ışınlandığın gibi
karakter koşmaya devam ediyor. Ta ki karşı tarafta herhangi bir engeli takılana kadar veya o 3 boyutlu grafikte takılı bir yere gidene kadar karakter koşturmaya devam ediyor. Mesela bu oyunda bir açıktır. Fazla kişi bilmez ama hani zararı yok da eğlenceli bir şey. Aynen, onun farkındayım ya. Abi de şu savaş 3 konusunda şöyle bir şey var. Onu hala düzeltmediler. Hani bilen var mı yok mu bilmiyorum. Atıyorum mesela çok şey mesela benim başıma şöyle denk geldi. Şöyle anlatayım anlarlar arkadaşlar. Anlat anlat. Herkes dinle. Mesela madende maden topladın. Karşı klanda rakip var. Seni keseceğini anlıyorsun. O sırada savaş 3 yaptığında geri geldiğinde o torbayı bir daha alamıyorsun. O torba yok oluyor. O çok üzücü bir nokta. Ben bir ara hani bir maden topluyordum. Bana lazım olan bir maden çıkmıştı. O sırada adam var beni kesecek. Mecburen savaş 3'e kaçtım geldim torba yok. Vallahi aklıma gelmedi söylemek ama onu ben ne biliyordum. Ki şeyde benim çantada yonca varken ben onu Sivriada'da yapmıştım. Hani şey Savaş 3'te yonca paketi açıktı. Geri döndüğüm bir torba olmadığı için alamadım. Ayrıca bir de subayda iksir çantamı açmıştım. Dinozoru iksiri aldım. Hani gruptakiler sağ olsun millet iksiri aldı mı almadı mı bakmadı. Işık hızında çıktıkları için hani benim çanta da otomatik olarak benle bir çıktı. Madalya ile kudret iksiri kalmış ejder. Hani ikisini alamadım. Hedef menzil dışında dedi. Bak böyle bir şey de var. Aslında açık mı yoksa hata mı bilmiyorum da. Yani böyle bir şey var. Ama oyun açığı diyelim yani sonuç olarak bir çözümü bulunmadığı için. Bir de normal bir şey değil. Yani geri döndüğünde mantıki olarak torbanın yerinde olması lazım. Veya ben mesela dışarı çıktım. Onları alabilmem lazımdı. Çünkü açmışım. Ama hani şey bir torbaya mesela tıklıyorsun. Mesela açmak için onun bir menzilinde olman lazım ama içindeki ürünü almak için mesela ilerlemiş davranıyorsan aslında alsan güzel olurdu diye düşünüyorum yani. Doğru ya. Hatta şu çanta mesela maden topladın. Maden çantası içine maden koyabiliyorsun. Böyle bir şey de var. Bir açık da var. O da çok değişik. Onu bilmiyordum bak. Ya atıyorum mesela ne olarak? Mesela ne toplayalım? Kalsedon'u topladın ya. Senin çantanda da topaz var. Topazı onun üzerine koyabiliyorsun yani. O çantanın içine koyabiliyorsun. Bak onu bilmiyordum. O Ama da var. sürekli yapılıyor mu yoksa nadiren mi oluyor bu? Süreyi istediğin zaman yapabiliyorsun. Vallahi onu oyuna girince mutlaka deneyeceğim. O ne var ya çok uzun zamandır var hani bunun resimlerini bile attılar yani o düzeltmediler ya. Evet. Vallahi soracağımız fazla da bir şey kalmadı. Artık yayınımızın da bir kez de sonuna doğru gelelim. Evet sevgili dinleyenler, İstanbul Kıyamet Vakti Sohbetler projemizde 5. bölümde konuğum Aydın Erdoğan'la birlikte sizden gelen soruları yani cevaplandırmaya çalıştık. Biraz sohbet havasında, biraz işte soru cevap tarzında, röportaj tarzında işte yayınımızı gerçekleştirmeye çalıştık. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sevgili Aydın, selam yollamak istediğin kimseler varsa yollayabilirsin. Ya şöyle selam olarak bütün İK ve camiasına böyle bir selam yollayayım. Hani herkes benim için ayrı ayrı bir değerlidir. Şu kişiler hariç böyle millete haksızlık eden ya da oyunu kar amacıyla sırf kendi çıkarları amacıyla kullanan insanlara selam yollamıyorum. Onlar kendilerini çok çok iyi biliyorlar. Hani son olarak şunları söyleyeyim. İKV oyuncularına dinleyen İKV camiası arkadaşlarımıza, dostlarımıza oyundan ümitli olsunlar. Oyun gerçekten güzel bir yere gidecek, güzel bir hal alacak. Onun bilgisini vereyim. Çok keyif alacaksınız ileriki zamanlarda. Sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Sizler aracılığıyla hani sesimizi duyurduk tekrardan. Rica Bu ederim. keyifli hani 1,5 saate yakın olan bir konuşmamız oldu. Yani gerçekten inşallah emeğinizin hani karşılığını demeyeyim de hani emeğinizin bu size verdiği güzel duygunun hakkını alırsınız öyle diyeyim. Teşekkürler inşallah. Yani ben teşekkür ederim o zaman. Evet. Evet. Yayına katıldığın için de bu arada
Teşekkür ederiz. Seninle bir sonraki bölümlerde aramızda tabii bir kez daha görmek isteriz inşallah o zamana kadar. Daha da hani gelişeceğiz. Daha da inşallah güzellikler katacağız programa. Ya inşallah inşallah hani buradan arkadaşlara güzel bilgiler verebildiysem yani aydınlatabildiysem ne mutlu bana. Bence oyundaki açıklardan bile hani bahsetmiş veya bahsetmiş olmamız hani onlar için ek bir bilgidir. Sonuçta hani bir sonraki yayınlara kadar daha birçok soru olur. İşte birçok hatam olur. İnşallah hepsini sırayla cevaplayacağız. Yani her şey sıra sıra. Evet Ya ben sevgili dinleyenler, Aydın Erdoğan bizlerle birlikteydi. 6. bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.